Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Bugün çapa çekiyorum. Dalların ikilemesini yapıyorum. Yağmur oluşturan çok güzel bir tavuk var. Toprağın yüzü de yumuşak, sertleşmeden bir an önce çekelim dedik. Arkadaşlar, öncelikle kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyorum hepinize. Abone olmayanlar da lütfen bir an önce abone olsunlar. Videolarımızı beğenin diye arkadaşlar. Şu anda izlerken de beğeni yapabilirsiniz lütfen. Videolarımızı bir beğenin şu anda izlerken. Şu anda Dağalgan mevkiindeyim. 20 dönümlük bir tarla burası. Buranın ikilemesini yapıyor. Çok güzel gidiyor. Toprak çok güzel. Arkadaşlar, siz de görebiliyorsunuz. Camı açayım, daha rahat görün isterseniz. Bu şekilde. Traktörümüz Nevhola TD110 2017 model. Aradaki kultivatörümüz de 13'lü Şahinoğulları marka. Önceden 11'lisi vardı bu kultivatörüm. Daha sonra 13'lüsünü aldık. Şimdi bundan daha seri bir iş görebiliyor. Siz nasılsınız? Sizde ne var ne yok? Biraz da siz bahsedin. Şunu kapatayım da dışarıdan fazla ses gelmesin. Gerçi biraz daha izleyin. Güzel derin bir sürüm yapabiliyor. Toprağın kabı çok güzel. Kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Hem kanalımız biraz böyle ilerlesin, bize de moral olsun. Biz ne kadar moralli olursak size daha güzel paylaşımlar yapabiliriz. Onun için desteklerinizi esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Demin de şu anda pancarları ara çapası çekiyor. Yarın da Allah izin verirse şemsamellerin damlamasını döşeyecek arkadaşlar. Bu yaptığımız bütün işlemleri sizin de merakınız uyanıyor zaten. Daha yakından takip etmeniz için bunları sizlerle paylaşıyor. Onun için sizden de destek bekliyor, moral bekliyor yani. Bitirdikten sonra eve gidip damlamaları remorka yükleyip yarına hazırlayacağım. Yarın da inşallah erkenden. Çünkü şemsamelere artık girilmez oluyor. Boyları bayağı yükseldi. Onları bir an önce döşeyek de sonra elimizde döşemek zorunda kalmıyor. Su zamanı da yaklaşıyor artık. Onlar da büyüyorlar. Dünden tekrar bir daha gübre attım. Onun üstüne de yavaş yavaş sulamasına başlayıp hasada kadar sizlerle beraberiz zaten. Bunları hasat edene kadar sizlere aktaracak. Sizlerle hep beraber büyütüp yetiştirecek arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zaman ayırdığınız için. Ne
değerli zamanınızı ayırdığınız için lütfen destek olmaya devam edin. Biliyorsunuz yeni bir kanalız. YouTube'da yeni aktif olmaya başladık işte 1-2 aydır. Onun için hem biz yavaş yavaş bu işlere alışak, siz de güzelce yapılan işlemleri, köyde ne var ne yok, ne oluyor ne bitiyor, bu ürünler nasıl yetişiyor, nasıl meydana geliyor, siz de şahit olun bizimle beraber, hasada kadar, aşağı yukarı, kışa kadar devam. Allah izin verirse kışında hayvancılığa girmeyi düşünüyor. Vardı daha önce hayvanlarımız, bazı sebeplerden dolayı hayvancılığı bırakmak zorunda kaldık. Ama aklımız hep onda. Bu işi yapıyorsak hayvanımız olması lazım. Hep aklımızdan geçen bu. Mükemmelin de dediği gibi 15 tavuğla başladık bahardan. Arkasını getirmeyi düşünüyor Allah nasip ederse. İnek, dana, kuzu, her türlü araştırıp bu işleri biraz daha hafiflettikten sonra hayvancılardan adım atacak inşallah. Aranızda hayvancılık yapanlar da vardır illaki bizi izleyenler. O zaman daha büyük bir aile olacak Allah izin verirse. Sizden de desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum arkadaşlar. Halen beğenmeyenler varsa bir zahmet hemen aşağıdan bir beğeni butonuna bassın ya. Videomuzu bir beğenin, bir canlandırın bizi ya. Biraz derin çekiyorum ki şimdi çok yağmur yağdı. Derin çekiyorum ki toprağın altı iyice böyle bir havalansın. Alt üst olsun. O zaman verimi biraz daha iyi oluyor. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak. Allah izin verirse harman yağın zaten. Bir aydan daha az bir zaman kaldı. Harman işlerini de bir hafifledip ekinleri biçtirdikten sonra tekrar bir üçleme yapacağım buraya. Çünkü yani bir kere bir sürdük. Şimdi çapa çekiyor. Bir çapa daha çekip daha iyi bir toprak hazırlığı yapmayı planlıyor. Bunu her sene yapmıyor arkadaşlar. Bu üçlemeyi. Çünkü bazı seneler kurak gidiyor. Kurak gittiği zaman toprağın tavını kaçırmamak için sadece ikileme yapıyor. Ama bunun gibi çok şükür Rabbime yağışlı giden yıllarda üçleme, dörtleme çekebildiğimiz kadar çekiyor. Belki mazot pahalı, maliyetler yüksek ama bu işin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ne kadar maliyetler yüksek olsa bile bu işi severek yaptığımız için maliyetlere bakmıyor yani. Maliyetlerimizi yıldıramıyor. Çünkü biz bu işi çok seviyor. Toprağa bir kere adımını bastığın zaman bir daha çekmek istemiyor. İçinde yoğruldum biz de. Onun inşallah bize sağlık, sıhhat, imkan verdiği müddetçe bu işlemlerimizi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Siz de bize destek olacaksınız. Çünkü siz olmazsanız bizim burada bu paylaşımları yapmamızın bir anlamı yok. Siz de bize destek olun biz abi. Şu videoyu halen beğenmeyen varsa bir daha söylüyorum, bir daha beğensin hadi arkadaşlar. Yorumlarınızı da yapın. Artı bir de sosyal medya hesaplarınızda kanalımızı bir paylaşırsanız daha memnun olacağım. Herhangi birinde, WhatsApp'ta olur, Facebook'ta olur, sosyal medya hesaplarınızın herhangi birinde kanalımızı bir paylaşın ya. İkizler Tarım, Anadolu İkizler YouTube kanalı diye
paylaşım yapın da kanalımız bir canlansın. Yastık başını çekiyorum şu anda. Vallahi bitmek üzere. Lütfen sosyal medya hesaplarınızda herhangi birinde, tek birinde paylaşsanız benim için yeterli. Bir moral olsun bize, bizi canlandırsın, kanalımızı canlandırsın. Sizden ricam, ihmal almadan sosyal medya hesabınızın tek bir tanesinde paylaşsanız yine benim için yeterli yani. Morale ihtiyacım var. Gibi oldu maşallah. Çok güzel oldu. Size de şöyle göstereyim. Normalde de açtı bir tarla. Ama tarlanın görüntüsü çok güzel oldu. Arkadaşlar ben son seferi giderken, son cızıyı giderken sizlere veda etmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmadığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten bir de şu sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınızda tadından yenmeyecek. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.